Hepinize merhabalar. Defense Türk olarak bugün 4. düzenlenen askeri radar ve sınır güvenliği zirvesindeyiz. Şimdi ise zirvenin kısa bir turunu gerçekleştireceğiz. Zirvenin girişinde bizi TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, Atak 2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve Anka İHA'nın maketi karşılamakta. Bildiğiniz üzere Milli Muharip Uçak geçtiğimiz günlerde hangardan çıkmıştı ve motorunu çalıştırmıştı. Pavo grubun ürünlerini de zirve kapsamında görüyoruz. Robit tarafından geliştirilen Azap Kamikaze İHA da bu zirveyle beraber ilk kez tanıtıldı. Şu anda gerekli yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Yine SETSA'nın uçak simülatörünü görmekteyiz. Hanarsan Teknoloji Radar tarafından geliştirilen elektro-optik sistemleri de görüyoruz zirve kapsamında. Havelsan tarafından geliştirilen BAHA İHA'nın yer kontrol istasyonu bu şekilde. Yine Havelsan tarafından geliştirilen insansız araçların da maketi sergileniyor. MTA grubun geliştirdiği elektro-optik sistem de şu şekilde. TÜBİTAK Bilkem ile birlikte geliştirilen Ozan Mayın Direktörü zirvede roket sanda yer almakta. Bu kapsamda Sungur ve MAM serisi mühimmatların maketlerini görüyoruz. Yine NETA tarafından geliştirilen Datalink anteni de şu şekilde. Burada ise NETA tarafından geliştirilen ve bir er tarafından sırtta taşınabilen MEMPEG anten. Zirvenin açılışında Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Demir depremden etkilenen illere savunma sanayi yatırımlarının artırılacağını açıkladı. Mikro tasarım tarafından geliştirilen ürünleri de zirve kapsamında görüyoruz. Meteksan tarafından geliştirilen Retinar Farad ve Milsar'da zirvede. Aksungur İHA'ya entegre edilen Milsar'la Karadeniz'de mayın tespit çalışmaları yürütülmüştü geçtiğimiz günlerde. Zirvede ayrıca ulusal ve uluslararası konuşmacılar da sunumlar gerçekleştirmekte. Burada da Aselsan tarafından geliştirilen İHA Savar projesini görmekteyiz. Çevre koşulları akredite laboratuvarımız var. EMI yerleşik akredite laboratuvarımız var. Boşluk olduğu için dışarıya da servis veriyorlar. Şimdi dediğim gibi biraz radara odaklanacağım bundan sonrasında. Otonom teknoloji tarafından geliştirilen Tepegöz. Biyoteksan tarafından geliştirilen Uçbey insansal aracı.
ve Asfat. Zirve kapsamında Asfat'ta geliştirdiği ürünlerin maketini sergilemekte.